koyu mavi denizi, dik yamaçlı vadileri, coşkun dereleri, yaylaları, göyle, gölleri, ormanlarıyla adeta cennetten bir köşe olan çayın başkenti Rize'de sizlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bağrından Kaçkar Dağları gibi başı dik bir dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkaran Rize'nin dört bir yanına buradan selam olsun. Kıymetli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa edecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Sayın valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla ve şehrimizin önde gelen siyasetçileriyle bir araya geldik. İlk koordinasyon toplantısını gerçekleştirerek Rize'nin ihtiyaçlarını ve neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Ol imaret eylemez sen viran olmadıkça. Bizler Yunus'a kulak veriyoruz. Eğer biz viran olmazsak, eğer biz çabalamazsak, eğer biz dertli olmazsak ortaya imaretle çıkmaz, eser de çıkmaz. Bakınız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırımların tutarı yaklaşık 4 milyar 173 milyon liradır. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 26 olan havalimanı sayısını 57'ye yükselttik. Bölünmüş yollar otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, havalimanları, velhasıl saymak, saymakla bitmeyecek nice eserler. Üstelik bunların yapımı onlar, onlarca yılda sürmedi. Şu anda her gün üzerinde yol aldığımız Karadeniz sahil yolunu hatırlayalım. Yapılmasını yıllarca bekledik. Hatta bazen umudumuzu da kestik. Bu yol Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında yürütülen 1700 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Çevre Yolunu geliştirme projesinin en önemli bölümünü oluşturuyordu. Hamdolsun 2007 yılında Karadeniz sahil yolu tamamlandı. Karadenizli kardeşlerim yollarda yaşanan çileleri artık unuttu. Karadeniz sahil yoluyla Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi. Kıymetli basın mensupları, Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde yer alması Rize'yi Doğu Karadeniz'in önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Hızla büyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik lojistik üs haline gelecektir. Bu kapsamda son 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 milyar lira harcadık. 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz 175 kilometre daha yaparak 191 kilometreye çıkardık. Yollarının sadece 2 kilometresi BSK kaplamalıydı. 365 kilometreye yükselttik. Karadeniz sahil yolu, Ovid tüneli ve bağlantı yolları, İkizdere şehir geçişi, Hurmalık 1 ve Hurmalık 2 tünelleri ve Rize, Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salara tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. Nicelerine de devam ediyoruz. Gün içerisinde Pazar Caddesi'nde Dere Pazarı Kendirli ve Çayeli Hemşin yollarımızda incelemelerde bulunacağız. Ayrıca belirtmek isterim ki Ardeşen-Ayder yolu için ihale sürecini de başlattık. 36.7 kilometrelik uzunluğumuzdaki yolu bu ay içerisinde inşallah ihalesini yaparak başlayacağız. i̇ğidere i̇kizdere Ovit yolunun ikmal ihalesini de yaptık. İğidere-İkizdere arasındaki 37 kilometrelik kısmını da bitiriyoruz. i̇kizdere Ovit arasındaki 19 kilometrelik kısmını en kısa zamanda yatırım programını alarak inşallah ihalesini de yapacağız. Ardeşen Ayder Tunca yolunun Ardeşen Tunca bağlantısındaki 6 kilometrelik ortak yolun çalışmalarına da başlayacağız. Kalan 12 kilometrelik kesimle ilgili çalışmalarımızı da planlıyoruz. Rize Pehlivan Taşı Kalkandere yolunda çalışmalarımız sürüyor. 18,5 kilometrelik hattı 2024 yılı içerisinde inşallah tamamlayarak hizmete açacağız. Değerli arkadaşlar, İyi Dere Lojistik Liman liman limanımızı da ziyaret ederek çalışmaları yerinde göreceğiz. İyi Dere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. Lojistik merkezle ilgili detaylı açıklamayı müsaadenizle yerinde yapacağımız incelemelerden sonra yapacağız.